Cilaul Hatır, Filbatın ve Zahir. Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretleri. 5. Sohbet. Safa, Helal Lokma, Sabır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mala yani terk etmesi kişinin İslam'ının güzelliğindendir. İslam'ı güzel olan kimse kendisini ilgilendiren şeye yönelir. Ma'la yani'den kendisini ilgilendirmeyen şeylerden yüz çevirir. Ma'la yani ile iştigal etmek ahmakların ve hayalperestlerin işidir. Mevlasının emrettiğini yapmayıp onun emretmedikleriyle meşgul olan kimse onun rızasından da mahrum kalır. Bu durum mahrumiyetin büyük günahkarlığın ve tard edilmişliğin ta kendisidir. Yazık sana! Emre sarıl, nehiden kaçın. Afetlere karşı sağlam dur. Sonra da nefsini niçinsiz ve nasılsız bir şekilde kaderin ellerine bırak. Allah Teala'nın sana senin hakkındaki ilmiyle bakışı senin cehlinle kendine bakışından çok daha hayırlıdır.'' onun verdiğine kanaatkar ol. Ona şükretmeye çalış. Ondan daha fazlasını isteme. Sen neyin daha hayırlı olduğunu bilemezsin. İtaatkar zahitlerin kalpleri için züht bir rahatlıktır. Zühtün ağırlığı bünyede, marifetin ağırlığı kalpte, kurbiyetin ağırlığı ise sırda olur. Zahid ol, ol, şükret. Rabbinden razı ol, nefsinden rahatsız olma. Rabbine karşı zannını güzelleştir. Nefsine karşı suizan besle. Şehvetleri terk et. Şehvetleri terk, kalp için şifa ve safadır. Helale açlık duymak, kalbi köreltir. Artık haramların durumunu sen düşün. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Perhiz devanın başıdır. Oburluksa bütün dertlerin başıdır. Bedeninizi dengeli olmaya alıştırın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beden ilmini bu üç cümlede toplamıştır. Oburluk, zeka keskinliğini, hikmet kandilini ve velayet nurunu söndürür. Dünya ve halkla birlikte olduğun müddetçe perhiz gerekir. Çünkü sen hastanedesin. Hakk'a vasıl olduğunda işin ona ait olur. Senin işlerini O üstlenir, yürütür. Çünkü sen artık kendinden uzaklaşmışsındır. O senin işlerini niçin üstlenmesin ki? Sen onunla sulh etmişsin, ona teslim olmuşsun. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Benim verim, kitabı indiren Allah'tır. O salihlerin velisidir. Araf Suresi 196. ayeti Kerime Ey oğul! Kaderin gelmesinden rahatsız olma. Onu kimse geri döndüremez. Kimse ona engel olamaz. Takdir olunan şey gerçekleşir. Razı olan olsun, kızan da kızsın. Dünyayla meşguliyetin ancak ve ancak salih bir niyet üzere olsun.'' Aksi halde, kesinlikle büyük günah işleyenlerden olursun. Bütün işlerinde şöyle de La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil asim Vaktinin bir kısmını dünyaya, bir kısmını ahirete, bir kısmını nefsine, bir kısmını ailene, geri kalan zamanını da Rabbine ayır. Önce kalp temizliğiyle uğraş ki bu farzdır. Sonra marifete yönel esası kaybedersen teferruattan meşgul olduğun şey kabul edilmez. Kalp necaseti dururken beden temizliğinin sana ne faydası olabilir? Bedenini sünnete uymak, kalbini de Kur'an'la amel etmek suretiyle tertemiz yap. Kalbini koru ki bedenin de korunsun. Her kap içindekini sızdırır. Senin kalbinde ne varsa bedeninden o sızar tevazu sahibi ol. Tevazu sahibi olduğun müddetçe tertemiz olursun, büyürsün, yücelirsin. Tevazu göstermezsen sen Allah'ın, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, enbiyasının, evliyasının, onun hükmünün, ilminin, kaderinin, kudretinin, dünya ve ahiretin cahilisin, onlara bilmiyorsun demektir.'' Ne kadar çok dinliyor ama akletmiyorsun. Aklediyor ama amel etmiyorsun. Amel ediyor ama ihlaslı olmuyorsun. Ha varlığın, ha yokluğun. Huzuruma geliyorsun ama benim sözlerimle amel etmiyorsun. O halde bana niçin geliyorsun? Git, dükkanında oturmaya, harap evinde oturmaya devam et. Buraya bir eğlence olsun diye mi geliyorsun?'' sanki sağır gibi dinliyorsun. Ey mal sahibi, malını unut. Yaklaş ve fukara arasında otur. Ey soy sop sahibi, soyu sopu unut ve yaklaş. Gerçek nesep, takva nesebidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Muhammed, senin ailen kimdir diye soruldu. O şöyle buyurdu. Her müttaki benim ailemdendir. Bana soy sop üstünlüğüyle gelme. Bilakis takva üstünlüğüyle gel. Akıllı ol. Elinde ne var? Dikkat et. Allah katında soy sop işe yaramaz. Aksine orada takva üstünlüğü iş görür. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sizin Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır. Hucurat Suresi 13. ayeti kerimeden Ey çocuk, ey genç, ey yaşlı, ey mürit! Lokmanı haramdan temizlemediğin müddetçe sende hayır olmaz. Sizin çoğunuz hatta neredeyse hepiniz şüpheli veya açık haram lokmalar yiyorsunuz. Haram lokma yiyenin kalbi siyahlaşır. Şüpheli lokma yiyenin kalbi kirlenir. Nefsleriniz, heva ve hevesleriniz size haram yemeği önemsiz gösteriyor. Nefs ve heva, şehvetleri arzulamada iki ortaktırlar. Onları elde etmede gözlerini budaktan sakınmazlar. Nefsin senden güzel güzel buğday ekmekleri isterse, sen ona o güzel ekmeklere rağbet etmesinden emin oluncaya kadar arpa ekmeği yedirmeye devam et. Eğer nefs yediğinde içtiğinde vera sahibi olmazsa yani tavuk gibi çöplükte otlarsa temiz şeyler de yer, pis şeyler de yer. Tavuk veya tavuk yumurtası yemek isteyen onu önce hapsetsin ve ona güzel şeyler yedirsin. Ondan sonra onu veya yumurtasını yesin. Nefsini pis, haram ve şüpheli şeyler yemeye karşı hapset. Sonra da onun helale heva ve hevesle yaklaşmasını önle. Sizden birinize şu andaki halin ve amelin üzere ölmek ister misin diye sorulsa hayır cevabını verecektir. Fakat ona tevbe et ve amellerini güzelleştir denilse cevabı Allah beni muvaffak ederse yaparım olacaktır. Tevbeye gelince kaderi delil getiriyor da şehvet ve arzularında getirmiyor. Bu yapacağım, edeceğim. Evet. Hayır içerisinde güzel ve rahat bir hayat sürerken ölüm gelip onun boğazına çöktüğünde onu bu saltanatından koparıp dükkanından, kazancından çekip alacak. Ölüm ona aniden gelecek. Oysa onun vasiyeti asır değil. Hesabı kitabı tutulmamış. Uzun uzun emelleri var. Şurası doğrudur ki salihler bayındır yerleri bırakıp harap yerlere kaçtılar. Ferahlarını bıraktılar, hüzünlerini devam ettirdiler. Allah Teala'yı bilen kimsenin hüznü ve korkusu çoğalır. O onunla konuşur, onunla meşgul olur. Ne halktan hiç kimsenin sesini işitmek, ne de bir kimseyle karşılaşmak ister. Eşinden, dostundan, malından, mülkünden kurtulmayı arzular. Hisselerini başkalarına dağıtmak ister. Huyunun karakterinin mülkün sahibi olan halıkı için değişmesini temenni eder. Ne var ki her ne zaman bütün bunlardan kurtulmak istese kader onu engeller. Ona hakkın ilminin ve kazasının mühürlediği şeyi getirir. Bunun üzerine o da gecesini gündüzünü gözetler, dünyadan vazgeçerek Rabbine döner. Üzerinde marifetullah hakim olur. Zahiren ve batıının o marifetullahı korumaya, gözetlemeye bakar. Feth el Rabbine münacatında hep şöyle dermiş. İlahi ne zamana kadar beni dünyada bırakacaksın ve hapsedeceksin? Ne zaman beni kendine nakledeceksin? Artık dünyadan da halktan da rahata kavuşayım. Senin durumun Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğulcuğum bizimle beraber gemiye bin demesine karşılık oğlunun ben daha sığınırım o beni sudan selden korur demesine benziyor. Vaiz sana der ki gel bizimle birlikte kurtuluş gemisine bin. Sen de dersin ki ben daha sığınırım o beni selden korur. Dağ dediğin senin uzun emellerin dünya hırsından başka bir şey değil.'' Yakın bir zamanda ölüm meleği sana gelir ve seni o dağında suya gömer. Ey Allah'ın kulları, beni kabul edin. Cehil evlerinizden çıkın. Din duvarlarınızı temel üzerine kurmamışsınız. Temel üzerinde olmayan duvarın yıkılacağını bilirsiniz. O halde bu duvarın bir kere daha yıkılması şarttır. Kalplerinizde dünya var. Kalplerinizde günahlar var. Benim yanımda yer tutun. Ben sizi temizleyeyim, tertemiz yapayım ve size şerbetler sunayım. Vera, takva, züht, iman, marifet ve ilimle her şeyi unutturarak ve her şeyden fani ederek sizin susuzluğunuzu gidereyim. Sizi suya kandırayım. Ancak o zaman size Rabbinizden vücut gelir. Ona yakınlaşır ve onu zikredersiniz.'' Böyle olan kimse halk için bir güneş, bir ay mesabesindedir. Onlara rehber olur, onların elinden tutar, onları dünya sahilinden atlatır, ahiret sahiline ulaştırır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her sanatta o işin ustasından yardım isteyin. Yazık sana! Kendi görüşüne güvenip fakihlerin Alimlerin yanında ne yapayım diyorsun? Sadece mal kazanmak, yemek, içmek ve nikahlanmak için yaratıldığını zannediyorsun. et ve ölüm sana gelip seni bu şerli amelinin üzerinde bulmadan önce dön. Hepiniz emir, nehi ve kaderin getirdiğine sabretmekle sorumlusunuz. Halkın ve komşuların eziyetlerine sabretin. Zira sabırda çok hayır vardır. Sabırla yükümlüsünüz. Kendinizden ve aile efradınızdan sorumlusunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden sorumlusunuz. Kaderle gelen emre sabredin ki mahrumluk nimete dönüşsün. Sabır hayrın temelidir. Melekler belaya uğradılar, sabrettiler. Peygamberlerin başına belalar geldi, sabrettiler. Salih kullar belaya uğradılar, sabrettiler. Siz de onların izlerini takip edin ve onlar gibi sabredin. Kalp sağlam olursa, kendisine muhalefet edene de, muvafakat edene de, övene de, yerene de, verene de, mani olana da, yakınlaşana da, uzaklaşana da, kabul edene de, reddedene de aldırmaz.'' Çünkü sağlam bir kalp, tevhid, tevekkül, yakin, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet dolar. Halkın aciz, zavallı ve fakir olduğunu görür. Buna karşılık onların ne büyüğüne ne de küçüğüne karşı tekebbür eder. Kafirlerle, münafıklarla ve isyankarlarla karşılaştığında vahşi hayvanlar gibidir. Salih, müttaki ve vera sahibi kimseleri gördüğünde de tevazu gösterir. Tıpkı Allah Teala'nın Kur'an'da bu vasıftaki insanları zikrettiği şu ayetteki gibi kafirlere karşı sert, kendi aralarındaysa merhametli. Feth Suresi 29. ayeti kerimeden Bu kul bu şekilde sapa sağlam olursa halkı nakledebileceğinin ötesinde olur. O şu ayet tarafından zuhur eder. O sizin bilmediğinizi yaratır. Nahl Suresi 8. ayeti i Kerime'den İşte bütün bunlar tevhidin, ihlasın ve sabrın meyveleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır ve sebat gösterince 7. kat göğe yükselmiş Rabbini görmüş ve ona yap yakın olmuştur. Bu bina onun için ancak sabır temellerini sağlamlaştırdıktan sonra mümkün olmuştur. Hayrın tamamı sabrın ayakları altındadır. Bundan dolayıdır ki Allah Teala şu ayeti tekitli ve tekrarlı bir şekilde inzal buyurmuştur. Ey iman edenler! Sabredin, sebat edin, kenetlenin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran Suresi 200. ayeti kerime. Allah'ım bizi söz ve fiil olarak, halvet veya celvet halinde, şeklen ve mana olarak bütün ahvalimizde sabredenlerden ve sabredenlere uyanlardan eyle. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amen.